Herkes ölü gibi uyuyor, tamam mı? Yapma bak, uyanırlar. Öğlen oldu zaten. Pembe kalkmış bile. Yapma, hadi ne olur. Bir tanem. Bir an olsun burasının bizim evimiz olduğunu hayal etsene. Her şey bize ait. Bizim mutfağımız. Sen benimsin. Yani benim karımsın. Ben de sana aitim. Ha bebeğim. Bir an olsun düşünsene bunları. Bir an olsun ama, değil mi? Bir an olsun. Keşke bir an değil de ömür boyu öyle olsa. Ama bak, biz dün restoranda karşılaşmasaydık ve buraya gelmeseydik, biz yine ayrı gayrı olacaktık Rüzgar. Bizim ilişkimiz tesadüflerden, çalıntı anlardan ve kaçamak bakışmalardan ibaret. Duygulu sevgilim benim. Bana bak. Gözlerimin içine bak. Sihirli bir el var üzerimizde, farkında değil misin? Ve bu el bize yardımcı oluyor. Misket bak, ben tüm gece sensiz olacağımı düşünürken, buna üzülürken bir anda karşıma çıktın. Hayallerim gerçek oldu. Farkında değil misin? Dualarımız kabul oluyor Misket. Evet ya, ben de inanamadım biliyor musun seni gördüğümde. Yani seni istiyordum. Yanımda sadece senin olmanı istiyordum. Ve seni gördüm. Yani gözlerim bana oyun oynuyor sandım bir an. Bak bebeğim. Gün gelecek, tüm hayallerimiz gerçek olacak. Biz sadece birbirimize ait olacağız. Hiç ayrılmayacağız. Hiçbir zaman. Rüzgar, nerede kaldın? Of, of. Hadi git bak. Şimdi herkesi uyandıracak, hadi. Safa, Safa, kuzum, acil bir durum var. Neva ile ilgili çok acil bir durum var. Acil bir durum. Neva ile ilgili. Alo Safa, duyuyor musun beni kuzum, duydun mu? Pembe, umurumda değil benim Neva. Onun Çetin'i var nasıl olsa ya. Çetin Bey halleder onun acil işlerini. Safa, durum gerçekten çok ciddi. Pembe yeter artık ya. Ben artık sıkıldım bu aptalca salakça oyunlarınızdan. Dün gece kimin yanındaysa o ilgilensin Neva Hanım'la. Dün yılbaşını kiminle geçirdiyse, yeni yıla kiminle girdiyse o ilgilensin Neva Hanım'la. Safa? Safa? Kapattı. Ay durumu anlamıyor. Hiç anlamıyor durumu. Taksi bulmam lazım. Taksi! Taksi! Anne, saklambaç oynayalım mı? Kızım az önce olmaz dedim ya. Ama ben kiminle oynayacağım? Dilacığım görmüyor musun? İşim var, etrafı topluyorum. Ya daha yemek yapacağım. Yarın işe gideceğim. Anne ne olur, o zaman oturduğun yerde Jenga oynayalım. Dilacığım lütfen kendi kendine bir şeylerle oyalanır mısın? Görmüyor musun halimi? Yorgunum, uykusuzum, belim ağrıyor. Bittim ben, bittim. Ama Kemran teyze hiç senin gibi değil. Hiç yorulmuyor. Ne istersem yapıyor. Of, yeter ama Dila. Keşke annem Kemran teyze olsaydı. O zaman hep oyun oynardık. Ben öyle demek istemedim. Sen hep kalbimdesin benim. Hani o benimle öyle oynuyor ya. O yüzden öyle dedim. Hmm.
Duydum, teşekkür ederim. İyi. Misket, su veriyorum. Oh, sana da iyi yıllar yavrumsunuz da. Uyuyor. Of, neredeyse öyle ne oldu ya? Ay, kimse de kalkmadı. Nemden uyuyor? Sahiden uyuyor galiba. Ama ya uyanırsa? Misket içeride. Uyumamalıyım. Uykuya yenilmeyeceğim. Uyumamalıyım. Güzel bir şeymiş ya. Rüya gibisin. Misket. Pembe de misket. Herkes kalkmış. Ama uyumuşum ha. Ama pek rahattı. Pek. Oh. Nerede bak insanlar hiç. Sesleri mesleri de çıkmıyor. Ay. Aman ben bir lavaboya gideyim. Şimdi biri uyanacak, bizi görecek. Hadi çıkalım artık. Kimse uyanmaz bir tanem. Herkes uyuyor. Uykusu kaçan sadece ikimiziz. Rüzgar, neredeyse öğlen oldu. Ben çıkayım o zaman. Tamam. Bir kere daha sarılayım sana. Ondan sonra gideyim. Oh. Misket! Sen orada mısın kızım? Misket! Misket, orada mısın kızım? Hadi çık. Hadi. Misket. Allah kahretsin. Kardeşim ne yapıyorsun sen ya? Ne bu acele? Tabakhaneye mi yetişeceksin? Kırmızıda geçiyorsun. Tamam, ben hatalıyım, uzatmayalım. Yok öyle, uzayacağı varsa da uzasın. Polisi arıyorum. Bakın beyefendi, polise falan gerek yok. Bak, ben masrafı karşılayacağım. Dem hafifçe bir kaza oldu, masraf falan da yok. Olmaz öyle şey. Gelsin baksın cezanı çek. Ne bu böyle? Rallide gider gibi git, sonra da 3-5'te yoluna git. Yok öyle. Bakın beyefendi.